Hamas'ın terör saldırısının üzerinden yaklaşık 6 gün geçti. Bu 6 günlük süreçte İsrail'de neler yaşandı, yaşanıyor, Türkiye'de neler yaşadık ve yaşıyoruz, kısaca bunlara temas ederek bu 6 günlük dönemin resmini çekmek gerekiyor. Hamas 7 Ekim sabahı saat 6 sularında yüzlerce militanıyla birlikte havadan İsrail'e sızdı. İlerleyen saatlerde bu saldırının sivillere yönelik olduğuna dair haberler gelmeye başladı. Ben o gün zaten çok meşgul olduğum için ve ayrıca olayların iyice netleşmesini beklemek adına akşam saatlerine kadar konuyla ilgili hiçbir yorum yapmadım. Akşama doğru zaten bunun çok net bir şekilde sivilleri hedef alan bir terör saldırısı olduğu, festival alanının basıldığı, köylerin basıldığı, onlarca sivilin katledildiği, gece yarısına doğru ise bu sayıların çok daha yüksek olduğu anlaşıldı. Biz de haliyle her aklı başında insanın sergileyeceği duruş gibi terörü lanetleyip İsrail'in terörle mücadelesinin yanında olduğumuzu açıkladık. Peki aynı zaman diliminde Türkiye'deki İslamcı, yarı reformist hatta tam reformist Müslüman gruplar ne yapıyordu? Neyi savunuyordu? Bu arkadaşların tamamına yakını, bir kısmı daha olayın ne olduğunu kavramadan, bir kısmı ise eşek gibi kavradığı halde geçmişten gelen ezber refleksleriyle Hamas'ın Filistin'in yanında olduklarını, İsrail'e lanet okuduklarını açıkladılar ve bizim gibi teröristleri değil İsrail'i destekleyenlere de hakaretler savurdular. Bunların şakşakçı başlarından Altay mesela o akşam yahut ertesi gün bir yayın açtı ve şunları söyledi. Herkes İsrail'in bütün her şeyi kontrol ettiğini, onların haberi olmadan bu bölgede kuş bile uçamayacağını zannediyordu ama o işler öyle değil. Yani kısaca şunu demek istedi. Hamas İsrail'in ruhu bile duymadan içeriye sızar, festivali basar, yüzlerce sivili katleder, köyleri basar, bebek, çocuk, yaşlı ayırt etmeden herkesi öldürür. Yani Hamas sanki sivillere değil de İsrail ordusuna saldırmış gibi bu terör eylemini bir nevi desteklediğini beyan etti. Bu yayını yaptığı zaman diliminde de olayın sivillere yönelik bir terör saldırısı olduğu çoktan ortaya çıkmıştı. Yani kimse diyemez ki Altay bu durumu bilmiyordu. Bunun İsrail ordusu ile Hamas arasındaki bir çatışma olduğunu zannediyordu. Böyle bir şey yok. Hadi bu Taliban'ı destekleyip yarı entel gözükmeye çalışan bir tipleme. Peki Hubeyb'i ne yapacağız? Bütün dünyada katledilen sivillerin videoları, resimleri, haberleri viral viral dolaştığı ve hepimizin terör lanetlediği sıralarda bu arkadaş bizi kastederek nasıl bu kadar insanlıktan nasibini almamış vicdansızlara dönüştünüz, nasıl teröristleri bırakıp da İsrail desteklersiniz türün utuklar atıyordu. Ulan dal yapraklar, teröristleri mi destekleyelim? Hı? Tarafsız kalaydınız. Ulan teröre tarafsız kalınır mı? Siz ruh hastası mısınız? Şu an dünyanın 40 farklı ülkesinden bu festivale katılan veya İsrail'de yaşayan 100'e yakın Yahudi olmayan sivilin vahşice öldürüldüğünü biliyoruz. Yine 40 farklı ülkeden gelen 100'den fazla değişik uyruklara ve inançlara sahip sivil kayıp ve bunların arasında ölen bir Türk vatandaşı ve kayıp olan bir Türk vatandaşı olduğu açıklandı. İlla ki küfür mü edelim? Onu mu istiyorsunuz? Brezilya'dan gelen kızın Filistin davasıyla ne alakası var? Eritre'den gelen... Evet, Eritre'den gelen kızı öldürünce Kutsal Kudüs davası fayda mı gördü? Azerbaycanlı sivili öldürünce İsrail'in savaş suçlarına cevap mı vermiş oldunuz? Şimdi bunlar ayrı vaka. İstanbul'da, Adana'da, Ankara'da, Trabzon'da ve dünyanın birçok ülkesinde sayısız şehrinde sokaklara çıkıp Hamas'ın katliamını kutlayan, tekbirler getiren İslamcılar ayrı vaka. Ama çok iyi oldu biliyor musunuz? Avrupa'nın ve dünyanın çoğu yerindeki insanların gözünü açtı bu olay. Biz ne tür canlıları acıyıp da ülkemize almışız, demokrasi adına bunları kendimizde bir tutup insan sınıfına dahil etmişiz diye derin düşüncelere daldılar. Başlarına aldıkları belanın yeni yeni farkına varıyorlar. Biz bunları çok uyarmıştık zamanında. Ve görürsünüz bu olaylar sebebiyle dünyanın Müslümanlara yönelik tavrında keskin değişimler olacak. Artık İslamofobi diyerek mağduriyet devşirmenizi de kimse yemeyecek. Peki sonra ne oldu? İlerleyen günler Hamas'ın yaptığı katliamın yöntemleri ve dozajı ortaya çıkınca insanları yakarak öldürdüğü, çocukları, bebekleri bile öldürdüğü kafalarına sıktığı ortaya çıkınca bunlarda bir afallama başladı. Ama afallarken yine kuyruğu dik tutma sevdasından da vazgeçmediler. Bunlar derken bizim ülkedekileri kastediyorum ha. Orijin İslamcının canına minnet. Bizim ülkedekiler derken de Türkiye vatandaşlarını kastediyorum. Yoksa ülkemizdeki 10 milyon mülteciyi kastetmiyorum. Dediğim gibi orijin İslamcının canına minnet. Jerusalem'de okulda çocuklara soruyorlar Yahudiler hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Kimisi onları arabayla ezmek istiyorum diyor. Kimisi şu şekilde yok etmek istiyorum, bu şekilde yok etmek istiyorum diyor. Üstelik bunlar bir de çocuk. Nefretin boyutunu siz tahmin edin. Yani zannetmeyin ki bu sivil katliamının detayları ortaya çıktı diye Orta Doğu'daki ve dünyadaki orijin İslamcılar üzüldü, ahvah etti.
Bayram etti hepsi. Sadece bizim ülkedeki kendini Müslüman zanneden tipler bunu yalanlamaya, bu katliamı yok saymaya çalışıyor. Neyse onları bırakalım. Bizimkiler bu katliamın detayları, vahşetin korkunç boyutları ortaya çıkmaya başlayınca söylediğim gibi bir afalladılar ama kuyruğu dik tutmaya devam ettiler. İşte Altay'dır, Hubeyb'tir vesaire bunlar bu haberler ortaya çıktıktan sonra efendim sivillerin öldürülmesi tabii hoş değil ama yine İsrail'in yanında olanlara lanet ediyoruz. Filistin'in Hamas'ın yanındayız dediler. Hatta Hubeyb Hamas'ın öldürdüğü birkaç kişiyi de kınıyorum ama İsrail'in yanında olanların Allah belasını versin diyerek sanki birkaç kişi ölmüş gibi olayı hafife alarak, basit bir şeymiş gibi lanse ederek hala İsrail'in yanında olmamıza salladı. Yani çok büyük bir ahlaksızlık örneği, çok büyük bir rezillik. Korkunç bir katliam var ortada ve bunu hafife alıyor. İşte birkaç kişi ölmüş, ne olacak diyor. Rezilsiniz, rezil. Daha sonra baktılar ki bunlar tutmuyor, yenmiyor. Hamas bile götü tutuşmuş bir şekilde katledip cesedini kamyonette sergilediği Alman vatandaşı kız için yana yakıla biz onu hastaneye götürüyorduk. Şu an komada dediğini görünce taktik değiştirmeye başladılar. Aynen kanka hastaneye götürüyordunuz. İlk yardım olarak da mahalledeki herkese üzerine tükürttünüz değil mi kızım? Aynen. Dediğim gibi bunlar tutmayınca taktik değiştirmeye başladılar. Palavra haberler üreterek aslında festivalde katliam olmamış, köylerde siviller çoluk çocuk demeden öldürülmemiş. Bunlar Siyonist İsrail'in yalanları. Siz de bunlara kanıp mazlum Filistin halkına cephe aldınız. Allah size lanet etsin demeye başladılar. Bakın bugün dinci bir insani yardım kuruluşu olan ve zamanında benim de yakından tanıdığım, içinde bulunduğum İHH'nın başkanının konuşmasını dinledim. Ne palavralar sıkıyor, ne yalanlar üfürüyor hayret edersiniz. Hamas köyleri bastığında kapıyı çalıyormuş, biz Müslümanız, korkmanıza gerek yok, size zarar vermeyeceğiz diyorlarmış. Bir tane de böyle üfürükten senaryo video hazırlamışlar ki inandırıcı olsun diye. Efendim sadece evin erkeğini rehin alıp gidiyorlarmış. Rehinelere de harika davranıyorlarmış. Oğlum siz bu kafaya ulaşmak için ne yiyip içiyorsunuz? Bize de şunun formülünü verin artık. Bu neyin kafası yahu? Yüzlerce video kaydı olan, binlerce şahidi olan ve dünyanın göz önünde gerçekleşen bu barbarca katliamı herif üfürdüğü palavralarla yok edeceğini düşünüyor. Bu adamı ben çok iyi tanıyorum bakın. Suriye Savaşı'nda Nusra ve benzeri terör örgütlerine yardım ayağına neler gönderttiğini, oraya giden İHH üyelerinin keleşlerle pozlar verdiğini gözlerimle gördüm. Bunlar sosyal medyaya düşmedi. Orada fotoğraf makinesiyle çekilmiş olan fotoğrafları da elime alıp da gördüm ben bunları. İşte bizim ülkedeki dincilerin kandığı palavracılar bunlar. Bu adamın yani İHH başkanının ne kadar yalancı olduğunu şuradan anlayın. Konuşmasının bir yerinde diyor ki, İsrail zaten saldırı planlıyordu ve bunun kanıtı da Ümit Özdağ'ın 6 aydan bu yana yaptığı Arap düşmanlığıdır. Lan ne alaka oğlum? Ne alaka lan? Ümit'in İsrail ajanı olduğunu biliyoruz, birlikte çalışıyorlar diyor. Kafayı tırlatmış adam. Şu anda dünyanın her yerinden insanlar gönüllü olarak İsrail ordusuna katılıyor, duymuşsunuzdur. Buna da kudurmuş İHH başkanı. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Bu ne hassizlik? Eğer biz gönüllü olursak hepinizi tükürüğümüzle boğarız falan diyor. Oğlum tutan mı var? 6 günden beri kefenlerle ellerinizde kola şişeleriyle ortalıkta dolaşıyorsunuz. Sizin yol paranızı da verenler çıkmadı mı? Hala niye gitmiyorsunuz oğlum? Buyurun gidin. Ama İsrail ordusu için gönüllü olanlar sizin gibi 200'lü değil. Hepsi şu an yolda. Ayrıca bu insanların her etnik kökenden bir araya gelmelerinin temel sebebi Hamas'ın tıpkı IŞİD gibi barbarca katliamlar yapmasıdır. IŞİD içinde her yerden insanlar gönüllü savaşçı olmuştu zamanında. O senin yalan saydığın Hamas katliamını hepsi gözleriyle gördüğü için gönüllü oluyorlar. Aslında çok iyi farkındalar ve nasıl kıvırsak diye asana gibi ortalıkta dolanıyorlar. Bu olay bunların İslamcısı, reformisti ayırt etmeksizin hepsinin gerçek yüzünü çok net bir şekilde ortaya çıkardı. Sonra baktılar ki İsrail %90'ı Hamas'ı destekleyen terör yuvası Gazze'yi çok ağır bir şekilde bombalıyor. Masum çocuklar da siviller de ölüyor. Bu sefer o vahşet sanki hiç yaşanmamış gibi onu unutturarak İsrail'in adeta soykırım yaptığını, terör devleti olduğunu anlatmaya koyuldular. Şu an gündemleri bu. Peki biz bunu yiyecek kadar keriz miyiz? Olayların nasıl başladığını bilmiyor muyuz? Çoğunluk şu şekilde düşünüyor. Bu arada bu çoğunluk derken bunlar solcular, sağcılardan bahsetmiyorum. Bunlar, evet Hamas 1300 kişiyi katletti, hala katledilenlerin cesetleri yeni ortaya çıkıyor. İsrail buna cevap olarak Gazze'yi bombaladı. Bir gün bombaladı, iki gün bombaladı, üçüncü gün oldu artık orada dursun bu kadarı fazla diyorlar. Öyle mi kanka? İsrail saldırılarını durdurdu diyelim. Geçici bir barış süreci oldu. Peki sonra ne olacak? Ben size ne olacağını anlatayım. Hamas kendisini mutlak şekilde destekleyen Gazze'de ve çeşitli ülkelerin kamplarında tekrardan toparlanıp birkaç yıl içinde çok daha güçlü bir terör saldırısıyla İsrail'e girecek, çok daha fazla sivil katledecek.
Şöyle düşünün, hani bir dönem arada bir IŞİD'in ve YPG'nin hakim olduğu sınırımızın ötesindeki yerleşim yerlerinden bize havan, top vesaire saldırıları yapılıyordu. Arada ölen bazı vatandaşlarımız oluyordu. Biz bunun önüne geçmek için bu yerleşim yerlerinden bazılarını ele geçirdik, bazılarının da içeriye girerek önüne güvenlik bariyeri oluşturduk. Fakat bu yerleşim yerleri çok küçüktü ve yapılan saldırılar basit saldırılardı. Dibimizde 2 milyondan fazla insanın yaşadığı ve on binlerce teröristin olduğu bir bölge hayal edin. Evet, dibimizde böyle bir bölge var ama ben şehri kastediyorum. Hemen böyle sınırımızın yanında 2 milyonluk devasa bir şehir olduğunu düşünün. Bu bölgeden topraklarımıza bir gece aniden yüzlerce terörist paraşütlerle, paramotorlarla giriyor ve köylerimizde, kasabalarımızda yaşayan yüzlerce, binlerce sivil katlediyor. Böyle bir senaryoda biz ne yapardık? O şehri 3 gün bombalayıp bu kadar yeter ya, artık bir sonraki saldırıda 10 bin sivil kaybedince tekrar bombalarız mı derdik? Yoksa bu şehirden kaynaklı terörün kökünü kurtana kadar savaşa devam mı ederdik? Yok efendim, ikisi aynı şey değil. Bunlar işgale karşı direniyor vesaire, bunlar hikayedir. Hiçbir yere varamazsınız bu açıklamalarla. Ayrıca burada ikili devlet kurulmasına engel olan, her şeyi berbat eden, bütün Yahudileri yok edeceğiz diyen Hamas'tan başkası değildir. Ve İsrail şu son yaşanan büyük vahşetten sonra başına ister sağcı parti gelsin, ister solcu parti gelsin, ister orta yolcu parti gelsin, Gazze sorununu kökünden çözmeden durmayacaktır ve kimse bu konuda onları suçlayamaz. Yani bağımsız Filistin hayali sağ olsun Hamas sayesinde artık ihtimal dışıdır. Batı Şeria'da belki olabilir diyeceğim ama oranın da yarısından çoğu Hamas'ı destekliyor. Laikliği benimseyen El Fethi'yi destekleyenlerin oranı %13 civarı. Geçen gün, ilk gün Hamas'ı destekleyen bizim sol partiler arasından daha sonra doyurucu bir açıklama yapan var mı diye baktım. Tipten 20 dakikalık bir açıklama videosu gelmiş. Diğerleri tırıvırı, hiçbir açıklama yapmamışlar doğru düzgün. Tipin açıklamasını dinledim ve çoğu şeye çarpıttıklarını gördüm. Açıklamayı yapan diyor ki, kimse bizi Hamas ile İsrail'i desteklemek arasında bırakmaya çalışmasın. Biz ne Hamas'ı ne de İsrail'i desteklemiyoruz. Biz Filistin halkının özgürlüğünü destekliyoruz. Bu açıklamanın komikliği şurada gizli. Şayet sen yüzlerce sivilin katledildiği bir günde yapacağın ilk zorunlu açıklama terörü lanetlemek iken tutup da Filistin'i destekliyoruz dersen hiç kusura bakmayacaksın, bu doğrudan Hamas'ı desteklemektir. Hangi olay karşısında hangi açıklamanın yapılacağını dahi çözemeyecek kadar basiret körelmesine sahip bir partiysen, ki birçok farklı tutumunuzda bunu görüyoruz, sizden hiçbir alt olmaz kardeşim. İlk gün terörü lanetlersin, aradan birkaç gün geçer, İsrail orantısız saldırdığı için o zaman çıkıp Filistin halkının yanındayız dersin. Bu sefer çoğunluk bunu Hamas'a destek olarak yorumlamaz. Bizim şeriatçı örgütlerle işimiz olmaz. 80'lerde sol kökenli El Fetih burada hakim iken emperyal güçlerin oyunlarıyla Hamas ön plana çıkartıldı falan filan diye devam edip biz halkın yanındayız demiş. Halk dediğinin Gazze tarafında yaşayanlarının %90'ı Hamas'ı destekliyor, bunu unutmayın. Batı şeriadakilerin %55'i Hamas'ı destekliyor, sadece %13'ü El Fetih'i destekliyor. Haliyle burada sol devrimci bir bağımsız hareketin oluşması hayal oğlu hayaldir. Bu arada ben solcu falan değilim ha. Solu kötünün iyisi olarak düşünüyorum. Yoksa sol da burası için kötü olur bana göre. İlk yayında da söylediğim gibi bu kitlenin %90'ı halk değil, kuldur, tebaadır. Filistinleri kastediyorum. Kozmos geri kalan %10'una ve masum çocuklara umarım güzel bir hayat sunar. Çok kısa süre masum kalabilen ve Yahudi nefretiyle büyütülen çocukların bu tebaanın elinden alınıp insan gibi yetiştirilmesini umuyorum.